Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Allahumme salavat. 10. söz Haşir bahsi. Bismillahirrahmanirrahim. فَنُزُلْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَفْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَرْتَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Azim. 11. hakikat. Biraz zor gibi bir yer ama zor denen bir şey yok zaten. Hepsi bize bakıyor. Yeter ki böyle biraz istifade etme niyetiyle bakılırsa, usta diyor ki çekirdekten hurma meyvesi arasına kadar ne kadar meyve var, hepsini anlayacak halimiz yok. Bir kimisi yaprak kadar alır, kimisi meyve kadar alır, kimisi gövde kadar alır. Ne kadar alırsak kârdır. Sebebi bekaya bakıyor. Dersi anlamanın temel ana zemini şu: ne kadar ben derken ruhunla bedeni ne kadar ayırabiliyorsan, o nispette Allah aleminde açık olur ve ölüm korkusu, dehşeti senden kısmen kalkmış olur. Bir daha, ne zaman ben derken bedenle ruhu, yani buzla suyu, odunla dumanı ve nuru ayırırsak, o nispette endişelerimizden, yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, çeşitli çeşitli erva habisinin psikoloji izacatından, baskılayıcılığından o nispetten kurtuluruz. Ben derken bedeni mi kastediyorsun, daha öteyim. 11. hakikat. Çok ilginç bir yer. 10. söz, 87. sayfa, bab-ı insaniyettir burası. İnsan değil bu, insanlık alemi var. İnsan muhatap, bab-ı insaniyet, insaniyet kapısı, insan girecek burada. Ama insan değil bu, bab-ı insaniyet. Çünkü insanlık sana verilmiş, çünkü sen insan değilsin. İnsanlık sana verilmiş, daha ötedesin. Bab-ı insani. Ruh sana verilmiş. Hani diyoruz ya, senin insanlığın mı yok? Lan ne kadar basit böyle insanlığını kaybettin. Kim? Sen. Neyi? İnsanlığını kaybettin. İnsanlık bize verilmiş. Kürsten verilmiş. İnsan bunun arkasında. Evet. Tuhaf değil mi şimdi? Biz en büyük gaye, öyle diyor yine Risale'de, peygamberlerin en büyük vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Hayvaniyetten melekiyet mertebesine. Evet, hayvaniyetten melekiyet mertebesi. Eğer diyor, iman etmese diyor Kur'an-ı Kerim'de, kelenamu belimada. Hayvandan daha aşağıya düşüyor. Bak insanlık da. Neyini kaybetti bu? İnsanlığını kaybetti. Burada diyor ki, bab-ı insaniyet. Peki, hangi isim inkişafiyle bu insanlık denilen aleme insan muhatap olacak? İsmi Hak. İsmi Hakk'ın cilvesi. İnsanda nasıl gözüküyor? İsmi Hak. Hani Cenab-ı Hak. Hak diyoruz ya. Hiç mümkün müdür ki Cenab-ı Hak, Cenab demek yön demek. Lugatmanı, yön. Hak yön. Her ismi anlamlandıran Hak ismi. Çiçekte gözüken Cemal, Kemal, Rahman, Rahim. Yani onu tanımladığı nispetle Hak oluyor. Onun için her isimde var bu. Cenab-ı Hak. Ama lugatta Allah diyoruz. İnsaniyet kapısında da Hak ismini kullanmadı. Evet. Hak, insaniyette Hak kullandı. Bab-ı insaniyettir diyor. İnsaniyet kapısında ismi Hakk'ın cilvesi.
bizde inkişaf ederse ismi Hak. Cenab-ı Hakk'ın aynı darlığı ne kadar olursa bizde Hak gözükecek. O Hak ismi de 11 tane, 9 tane galiba, 9 tane sıfatın inkişafı ile Hak ismi o kadar inkişaf eder. Hak ne demek? Bizde hakikat olarak gözüküyor. Hakikat ne? Asıl özdür. Ortadan kalktığı zaman diğerleri de kalkıyor ortadan. Şu, buzdan buzu kaldırırsanız su var. Ama buzdan suyu kaldırırsanız buz da yoktur. İnsanın hakikati derken suretinin arkası demek. Suret kalksa ki değişiyor devamlı. Şu sima değişiyor. Ama insanın hakikati değişmiyor. Suret hakkında bir cümle söylemek istiyorum böyle. Tefekkür edenler için söylüyorum. Onlar biraz dikkatli dinlesin. Şimdi şuraya baktığınız bir şey yok. Koydum. Telefonu kapattın bir zahmet de. Şunu da koydum. Görüyor musunuz bir manzara? Herkes görüyor. Farklı oldu değil mi masam? Peki, şu anda biraz farklı oldu mu? Oldu. Şu anda farklı oldu mu? Oldu değil mi? Şunu da kaldırsak tamamen yok oldu değil mi? Yok oldu. Çok nişanlı. Yok değil mi şu anda? Suret ne biliyor musunuz? Maddede gözüküp madde olmayandır. Maddelerin yani varlığın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ve onda gözüken, onu anlamlandıran ama maddeyi de gözüküp madde olmayan, bunun yerine burnu, kaldır Adem burnunu, sonra sima değişti. Kulağını da kaldır, ağzını kaldır, kaşını kaldır, gözünü kaldır. Kaldın mı suret? Nerede suret? Senin bir suretin var. Hadi peki ters yapıyoruz. Kafa, saçı getirir misin? Biraz geldi suretin. Hadi kaşları da koy. Biraz daha geldi. Kulağı da koy. Biraz daha geldi. Ağzını da koy İsmail. Onu, tamam diyor. Peki suret eğer buyduysa bunu koyduğum zaman ortaya çıkacak. Suret maddede olup madde olmaya. Bir bak abone ol, pardon bak. Suret değişti şimdi. Şimdi değişti. Yoktu bu suret. Yani suret devamlı değişken. Hakikat değişken. Sureti de açan fetta ismi. Basit maddelerde sureti açıyor. Yoktu, çekirdekten ağacı açtı. Yoktu, sudan insanın simasını açtı. Cenab-ı Hak işte bu hak yolu. Bak sureti de biliyorduk ya. Sureti de biliyorduk ama bildiğimiz şey değilmiş. Alışa alışa o kadar basit ki değilmiş. Şu siret yapmak için kulağı yapmak lazım, ağzı buraya koymak lazım, gözü buraya koymak lazım vesaire. Bu siretin ortaya çıkması için bu bütünlük gerekiyor. Yoksa yok. Siret maddede gözüküp madde olmayandır. Vücud haricisi yoktur. Ben de milyonlarca aynı kulak, aynı evet. Kulak, aynı ağız, aynı çene ama hepsi farklı. Hiçbir tanesi birbirine benzemiyor. Ya. İşte maddeyi anlamlandıran ve maddede gözüküp madde olmayan maddenin arkasındaki şeye hakikat diyoruz. Bunu halk eden yani bunu dışarıya gönderen Hak ismi Cenab-ı Hak. O zaman madde yok mu? Madde var. Madde var. Bak ne dedim? Kulağım var. Mesela masa gözüküyor.
Evet. Masayı yaptım. Bitti. Tamam. Başka bir şey. Bak şimdi. Bu da var. Ama şimdi bunu koydum. Masal değişmedi mi şimdi sana göre? Değişti. Peki şöyle yaptın. Harf yapsam böyle. Bunun masayı değiştirmediler mi şimdi bunlar? Şekil değişti. Bu şekil neredeydi bunları koymadan önce? Yoktu ki. Gördüğün şekil yeni oldu. Ama bununla ortaya çıktı. Bununla ortaya çıkınca bu yaptı zannediyoruz. Bununla ortaya çıktığı için bu yaptı zannediyoruz. Elma da böyle şekil. Ağaçta gözüktüğü için ağaç yaptı zannediyoruz. O kadar acayip gömülmüşüz ki böyle adiyat perdesi altında mahvolmuşuz yani. Ağaçta gördüğümüz elmayı ağaç yaptı zannediyoruz. Burada gözüküyor bu şekil. Bu mu yaptı şimdi bu? Ha bak şekil değişik. Tamam bir şey görmüyor musunuz bir şey? Kafanızda bir şekil yok mu şu an? Kaldır şimdi. Nerede o? Ha, tamam tek tek kaldırayım. Bu aleminizde vardı. Bir şekil var şimdi. Kaldırdım. Şekil değişmedi mi? Kaldırdım. Şekil de değişti. Kaldırdım şeyleri. Tarlalardan kızıl ağacı kaldırın. Rize'yi düşünün. Kara ağacı kaldırın. Çayı kaldırın. Dikeni kaldırın. Coğrafyadaki şekil görüntüsü değişti. Yani bunlar maddeyi Allah evirip deviriyor Hak ismi itibariyle. Onun üzerinde bir sürü esmalar gözüküyor. Dünya aynı böyle surettir diyor usta. Surettir, kışırdır, kabuktur, köpüktür. Bunun gibi işte. Elmayı getirdi değişti. Armut'u getirdi, dikeni getirdi. Bahar, yağmur, surettir değişti. Sonra tak tak hop topluyor bu kışın. Barda tekrar diziyor. Ondan sonra bir şey söyleyeyim. Lamba yak güneşi. Güneşi yakıyor. Eve karanlık. Yak. Aa! Söndür. Yak. Gündüz. Söndür. Değişen ne? Lamba yanıyor, sönüyor. Yanıyor, sönüyor. Gece ve gündüz. Dün, bugün, dün, bugün. Aynı şey. Aynı yere dün diyoruz, aynı yere yarın diyoruz. Böyle o kadar aldanıyor. Aynı yer, aynı şey. Bizim bu pazara güneş vurmadı mı bugün? Dündü işte. Şimdi söndürdü. Aynı yere Allah yine eletiği vuracak. Aa yeni gün. Değişen ne? Aynı yer. Değişen hiçbir şey yok. Lambayı yakıyor, sönüyor. Yanıyor, sönüyor. Ve aldanıyoruz. Aynı şey. Değişen hiçbir şey. Değişen biziz. O ay. Bu hak gözüküyor bizde. Bunları anlamlandırdıkça bağlı, kendimizi de anlamlandırdıkça Cenab-ı Hak'ta mazaretimiz artıyor. Cenab-ı Hak mabudu bir hak. Yani hak olduğu için mabuttur. Ve hakkıdır ya. Yani. Çünkü varlığın kaynağı o. Yani buz var, suyun hakkıdır, mabudu bil hak gibi. Çünkü su buzun kaynağıdır, aslıdır. Hak demek ortadan kalktığı zaman her şey yok olan, yok eder. Mesela buzdan suyu kaldırın, buz kalır mı? Buzdan suyu kaldır, kalmaz. O zaman buza göre su hak. Diğerleri surettir, köpüktür. Ve bağırdır. Yani bunlar. Ama Esma'nın cil ve cemal nakşı sanatıdır diyor. Onu değiştirdin, otomatik ahiret değişmesi lazım. Çünkü ahiret insanın ruhunun açılımı demektir. Çekirdekten ağaç olması hak değil mi? Çekirdekten ağaç çıkması ne kadar haksa, gerçekse, mantıklıysa, o kadar küçük yerden kocaman şey... İnsanın ruhunun da açılımı ahirettir. Aynı haktır. Çekirdeğin açılımından ahiretin çıkması garip olmadığı gibi insanın ruhundan da ahiretin çıkması garip değil. Aynı şey. Aynı kan. İşte buna şey demiş. Rububiyeti mutlaka. Yani insana tasarruf ederken
Öyle rastgele değil. Veya kainatı dizerken dereleri, dağları, kızıl ağacı buraya mı dikeyim? Dereyi böyle mi akayım? Suyun rengini mi şöyle mi yapsam? Mesela karın rengini değiştir, kırmızı yap. Sistem tamamen değişir. Bir ara yapmıştık orada, bahsetmiştim. Karın kırmızı yapsak ne olur? Kar. Bir kere otomatik olarak gözü değiştirmen lazım, göz. Gözü değiştirdin mi?